Ben selamlar, saygılar sunuyorum. Alemler ötemiz sonsuz. Ülkemizi saran bu orman yangınlarının, bu yangın belasının ülkemizden uzaklaşması, yangınların sönmesi, dünyanın neresinde olursa olsun orman yangınlarının bitmesi, son bulması, bir daha yaşanmaması için. Şimdi hem Facebook'ta hem Instagram'da hem YouTube'da canlı yayında sizlerle beraber meditasyon yapacağız. Meditasyonumuzda inşallah orman yangınlarının yok olmasına vesile olacağız. Instagram'da ses yok diye yazılmış. Arkadaşlar eğer sesimi duyuyorsanız ses var diye yazın. Eğer ses yoksa var diye yazmadıysanız ses olmadığını anlarız. Sesim geliyor mu? Ses var, tamam. Sadece bir arkadaşımızda ses yoktu o zaman. Arkadaşlar, şu an canlı yayınımıza katılan dostlarımızın sayısı artmakta. Fakat 1-2 dakika beklemek istemiyorum. Hemen şimdi meditasyona başlayalım. Buna daha sonra yarıda katılan arkadaşlarımız bunu tekrardan baştan dinleyerek meditasyona katılabilirler. Arkadaşlar biz meditasyonlarımızı nasıl yapıyoruz? İnsan Yüce Allah tarafından iki bedende yaratıldı. Bir, bu sert maddeden oluşan fizik beden ve ruh bedenden. Bu fizik beden hiçbir şey bilmiyor desek yeridir. Okyanusta bir kum tanesi bilgi kadar bilgi sahibi bu fizik beden. Ruhumuz okyanusun bütün bilgisine sahip. Meditasyonumuzda o yüzden bu bilinçli zihnimizin sınırlı bilgisiyle değil, ruhumuzun sonsuz bilgisiyle, bilgeliğiyle yapıyoruz. Az önce Gülay Karakaya eğitmenimizi aradım ve yangınları söndürmek için kanal olmasını istedim. Ruhunun gönderdiği görüntüleri aldık ve onun görüntülerini şimdi sizlerle canlı yayında paylaşacağız. Ve şu anda Gülay Karakaya hocamız Instagram'da canlı yayında bizi izliyor. Eğitimlerimizi almak isterseniz kendisine şimdi DM'den ulaşabilirsiniz. Rahat bir yer bulun, oturun ve orman yangınlarını söndürmek üzere yapacağımız meditasyon için gözlerinizi kapatınız. Şu an belki 80 yaşında olan büyüklerimiz var. Ellerinden öperim onların. Belki benle yaşıt olanlar var, belki benden küçük olanlar var. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Şimdi hepimiz annemizin karnındaki zamana gidelim. Daha doğmamışız. Doğumumuza da saatler kalmış. Annemiz artık o doğum heyecanı, telaşı içinde, mutluluğu içinde saatine bakıyor. Ve komşu bayanlar eve gelmişler. Valla mahalledekiler de duymuşlar. Ve içlerine böyle bir sevinç, bir mutluluk doğmuş. Bu bebeğin doğumuna gidip şahitlik edelim, bu bebeğin doğumunda bulunalım diye içlerinde bir sevinç, huzur, mutluluk duymuşlar, bir güven duymuşlar. Mahalledeki bütün bayanlar gelmişler. Eve sığmayanlar bahçeye, avluya, sokağa, caddelere dolmuşlar. Onlar için bir haber, bu haber bile yeterli. Ve herkes mutlu, huzurlu, neşeli. Ve herkes güven içerisinde, ümit içerisinde sizi bekliyor doğumunuza. Ve anneniz dışarı bahçeye çıkıyor. Doğumumuz bahçede gerçekleşecek.
tecrübeli, doğum tecrübesi olan 20 kadar bayan annemizin çevresini bir duvar gibi serdi. Ve işte biz doğuyoruz. Ve elleriyle bizi havaya kaldırıyor annemiz. Avuçlarıyla havaya kaldırıyor. Orada herkese bizim doğduğumuzu. Arkadaşlar, Facebook ve Instagram ve YouTube'da canlı yayındayız. Fakat ben gözlerimi kapattığımda konsantrasyon sağladığım için Instagram'ın sayfası başka bir sayfa açılarak kapanmıştı ve bir de bir mesaj sesi geldi. Şimdi telefonun sesini kapattım. Ekranı kapatan o sayfa söylediklerimi kapattı mı bilmiyorum. Yine 2 dakika öncesinden alacağım ki eğer duyulmamışsa duyulsun diye. Evet. Annemizden doğduk ve annemiz bizi iki eliyle aldı. Avuçlarının içinde havaya kaldırıyor. Herkesin bizi görmesini sağlıyor. Annemizin ellerinden, avuç içlerinden küçük yıldızlar pıt 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 parlayıp ortaya çıkıyor, yükseliyor. Ve bizim bedenimizden yıldızlar yükseliyor, yıldızlar parlıyor. Ve biz annemizin iki avucunu bir koltuk gibi kullanıyoruz. Kalçamız annemizin elinde, sırtımız annemizin diğer avucunda oturmuşuz. Yeryüzü sultanlarıyız. Yüce Allah'ın yarattığı varlıklardanız. Harika bir varlığız. Ve bütün herkes, konu, komşu, akrabalar, mahalledeki herkes ve şehirdeki herkes bizim doğumumuza şükrediyor. Ve bakın, tüm bu mutlu kalabalığın ötesinde her şeyi gören, her şeye hakim, ihtiyar bir adam var. Elinde baston. Belki gelip sizden bir şey isteyen bir dilenci bu. Ve bakın, ak saçlı, ak sakallı, belki de Hızır Aleyhisselam. Ve tüm insanların sevincine o da ortak oluyor. Ve sanki onun yıllardır, bin yıllardır beklediği bir doğum gerçekleşiyor. Ve ellerini Yüce Allah'a kaldırdı. Diyor ki, ey Yüce Allah'ım, işte o beklediğimiz gün geldi. Bugünü bana gösterdiğin için sana hamdü senalar olsun. Şükürler olsun ey Allah'ım diyor. Ve bu mutlulukla oradan ayrılıyor. Ormana doğru gitti. Gittiği yerde bir pınar var. Pınardan su içmek üzere eğiliyor bastonu bir ağacın. Gövdesinin yanına koydu. Orada bir tavşan o bastonla asayla oynuyor. Ve suyunu içtikten sonra adam kalktığında gençleşmiş, giysileri farklılaşmış biri olarak kalkıyor. Ve Pınar'dan ayrılarak bir köyün, bir ilçenin, belki de bir ilin yolunu tutarak yola devam ediyor. Belki de sizlerin kapınızı çalacak bir ihtiyar olarak gelecek ya da bir genç olarak gelecek. Geldiğinde huzur, mutluluk, bereket getirecek. Ve haydi. Bakın, annenizin avuçlarındasınız. Ve orada büyüyün. Annenizin avuçlarında büyüyün. Bütün şehrin mutluluğuyla büyüyün. Ve bütün ülke sizin doğumunuzu duymuş. Onlar da evlerinde bu coşkuya katılıyor. Bütün dünya sizin doğumunuzu duymuş. Onlar da bu coşkuya katılıyor. Ve bugüne kadar, bu yaşınıza kadar bu coşkuyla
Bu güvenle gelin. Şu an bizi evinizden izleyen dostlar, koltuğunuzda oturan dostlar, bilgisayar masasında oturan dostlar, bizi dinleyen ve gelecekte dinleyecek olan bütün dostlar, siz Yüce Allah'ın yarattığı bir sultansınız. Gönül sultanı, ilim sultanı, baş tacısınız. Ülkemizin yangınlarını söndürmek bizim dualarımızla inşallah gerçekleşir. Haydi. Dünyanın neresinden katılıyorsanız ve bunu dünyanın neresinden izliyorsanız, belki yangın yerinin yakınından, belki de ülkemize uzak bir şehirdesiniz. Belki sadece ülkemizde değil, dünyadaki bütün yangınların sönmesini istiyorsunuz. Ki anladığımız kadarıyla dünyanın pek çok yerinde bu felaketler yaşanıyor. Hem öncelikle ülkemizin ve sonrasında bütün dünya yangınlarının yok olması için şimdi herkes ellerini duaya kaldırıyor. Bunu hayal ediniz. Siz bir sultansınız. Tüm dünya sizin varlığınızı onurlandırdı. Şimdi bu bilinçle, bugüne kadar ettiğiniz duaların çok ötesinde yüreğinizden gelen derin duygularla, sultanlık duygularınızla Yüce Allah'a dua ediniz. İlim, gönül sultanlığı duanız Yüce Allah'a ulaşsın. Ve içinizden her biriniz yangınların sönmesi için kendinizce dua ediniz. Ben Refik Korkmaz, acizane ne dua edebilirim ki? Sizin dualarınız benim dualarımdan çok daha güçlü, çok daha derin, çok daha etkili. Hepiniz kendinizce bir dua edin. Ve ey hayvan kardeşlerimiz, ormanlarda yaşayan, şehirlerde, sokaklarda, evlerde yaşayan, ormanlarda yaşayan hayvan kardeşlerimiz, bitki kardeşlerimiz, yani çiçekler, otlar, ağaçlar, kediler, köpekler, filler, aslanlar, kuşlar, sizler de annenizden doğduğunuz anda bedeninizden yıldızlar parladı. Sizler de annenizden doğduğunuz anda bütün dünya sizin varlığınızla onurlandı. Sizin varlığınızı onurlandırdı. Ey bir toprak, ey bir çakıl taşı, ey bir damla su, bulutlar, dağlar, bütün denizler, okyanuslar, ey dünyanın ta kendisi. Lütfen hepiniz kendinizce, kendi bildiğinizce Yüce Allah'a bir dakika dua edin ve şimdi susuyorum. Amin, amin, amin. Ve bu dualarımızın dalga dalga gökyüzüne yükseldiğini hayal edin. İnsanların duaları, otların, çiçeklerin, ağaçların duaları, kuşun, börtü böceğin duaları gökyüzüne yükseliyor dalga dalga. Okyanusların, dağların duaları yükseliyor dalga dalga. Dünyanın duası yükseliyor dalga dalga, uzay boşluğuna dağılıyor. Ve güneş sisteminin gezegenleri dua ediyor, onlar dalgalanıyor. Galaksilerin bütün gök cisimleri dua ediyor. Uzayın bütün gök taşları,
Her bir cismi dua ediyor, hayal edin. Ve duamızın karşılığı, bakın Yüce Allah'ın gökyüzünden atmosferde bulutlar oluşturdu. Bu bulutlar şimdi dünyamıza yağıyor. Bunlar yağmur bulutları ve bakın her bir yağmur damlası bizim alıştığımız, bildiğimiz yağmur damlasından çok daha büyük bir etkiye sahip. Bunlar sanki yağmur damlası değil, nur damlaları. Her biri düştüğü yerde bir stadyum kadar alanda yangını söndürüyor. Her bir damla ve hatta stadyumdan daha büyük. Lütfen bunu hayal edin. Bizler hayal ettikçe hayal ettiğimiz her şey gerçekleşir. İnşallah. 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 Bütün dünyaya yağsın bu. Dünya bizim şu anda biricik evimiz, başka bir evimiz yok. Ve düşen ikinci damla o futbol sahası büyüklüğünde yerde otlar yeşertsin, çiçekler yeşertsin, ağaçlar yeşertsin, ormanlar yeşertsin. Ve hatta dünyamızın çölleri eğer orman olursa, dünya için faydalıysa, çöllerin de ormana dönüştüğünü görün. Bozkırları, ormansız tepeleri, yangın olmayan kayalıkları, eğer onların da orman olması dünyamız için ve evren için faydalıysa, onların da ormana dönüştüğünü görün. Ve şimdi dünyamızın dışına çıkalım, atmosferin dışına. Dünyamıza aydan bakalım. Yemyeşil, huzurlu bir dünya. Ve şimdi kendinize bakın. Kendinizi 2-3 metre uzaktan izleyin. Siz bir sultansınız. Hazırdınız, Hızırsınız. Dünyanın yardımına Hızır gibi yetiştiniz. Gözlerinizi açınız. İnşallah şifa olsun. Amin. Eğer bunu arkadaşlarınıza, çevrenize yayar, bu meditasyona onların da iştirak etmelerini sağlarsanız, zannediyorum etkisi daha da artacaktır. Selamlar, saygılar.